Bugün bu görmüş olduğunuz su pompasını yapacağız. Bu parçaları 3 boyutlu yazı ile bastım. Videoya başlamadan önce bu tarz parçalara ihtiyacınız varsa hakkında kısmında bir mail adresim var. Oradan mail atabilirsiniz ya da Instagram Redsetman üzerinden mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan videoya geçiyorum. Şimdi şu deliği biraz büyütüyorum arkadaşlar. Motorun şaftı oraya sürtmesin. Gördüğünüz gibi cuk diye oturuyor. Bu arada tasarım bana ait değil. Sadece çıktı alıp montaj yapıyorum. Bu kısımda Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmam yeterli. Motor küçük olduğu için çok bir kuvvet gelmeyecek. Yani o yapıştırma oraya dayanacak. Boşa dönmeyecektir. Gördüğünüz gibi kurulumu çok basit. Diğer kısımları da önce Japon yapıştırıcı sürüp sonra dışını silikonla iyice yalıtıyorum. Ürün neredeyse hazır arkadaşlar. Bu gördüğünüz esnek boru 8 mm çapında. Motoru bir push butonla çalıştıracağım. İstediğim zaman çalışsın, bastığım zaman, bıraktığım zaman da dursun arkadaşlar. Normal bir anahtar da bağlayabilirsiniz sürekli çalışması için. Evet, ürün hazır arkadaşlar. Şimdi birkaç test yapacağım. Öncelikle bir nasıl çalışıyor bakalım. Bu arada motor bildiğiniz gibi bu motorlar 3 volt, 5 volt arası çalışıyor. 3,7 volt lipo bir batarya var. Onunla çalışacağım, çalıştıracağım. Elimde yarım litre su var. Bu yarım litreyi suyu kaç dakikada transfer ediyor ona bakalım arkadaşlar. saniyede yarım litre su aktardı. Bu dakikada 1,75 litre su aktarabiliyor demek arkadaşlar. Saatte de 105 litre aktarıyor demek. Şimdi nasıl çalıştığını görelim. Bu motor arkadaşlar, daha doğrusu bu su pompasını böyle ufak seralarda sulama için ya da akvaryumda hava pompası niyetine de kullanabilirsiniz. Sessiz çalışıyor ve kullanımı çok rahat. 2 adet kalem pille de çalıştırabilirsiniz. Bu arada STL dosyalarını açıklama kısmına koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Yazıcısı olanlar kendi çıktı alabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.